Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aksaray'da Muhtarlar Günü kutlandı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle kutlama programı düzenlendi. Program, Aksaray Muhtarlar Derneği'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Muhtarlık kurumu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan 189 yıllık tarihe sahip önemli bir yerel yönetim birimidir. Bizlerin aslında birlikte çalıştığımız aynı gemi içerisinde bulunan hep beraber çalışan bir ekibin parçalarıyız. Ben muhtarlarıma teşekkür etmek istiyorum. 4,5 sene boyunca gerçekten uyumlu, güzel bir çalışmanın içerisinde bulunduk. Muhtarlardan Muhtarlar Günü ziyareti. Aksaray Muhtarlar Derneği yönetimi Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik, İl Mahalli İdareler ve Denetim Müdürü Sertif Önder ve dernek yönetimiyle muhtarları ağırlayan Başkan Yazgı, Muhtarlar Günü'nü kutladı, başarılar diledi. Muhtarları bilgilendirdi. Türkiye'nin en önemli kurumlarından muhtarlık vazifesini yapmaktan gurur duyduklarını söyleyen Muhtarlar Derneği Başkanı Tetik, belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başkanımızın çalışmalarından halkımız da biz de memnunuz dedi. Ziyarette 2019 yılında yapılacak yerel seçimler ve geçen süreç değerlendirildi. Aksaray Belediyesi'nden toplumun her kesimine hizmet. Aksaray Belediyesi engelliler için özel hazırlanan son model bir adet lifli engelli aracını hizmete sundu. Araç donanımlı mekanizmasıyla engelli bireylere refakatçileri olmadan da yolculuk yapma imkanı tanıyor. Araç engelli bireylerin Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve çeşitli noktalara nakil işlemlerini yerine getirebilmek amacıyla hizmet verecek. Engelli yaşam aracıyla ilgili yani geliyorlar, evimizden alıyorlar, şoför yardımcı oluyor, tekerlek sandalyeyle inmemizde, bindiğimiz zamanı inmemizde yardımcı, her konuda yardımcı olunuyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı göreve geldiği günden bu yana ekibiyle birlikte belediyeciliğin her alanında olduğu gibi üst yapıda da rekor kırdı. Yollara, cadde ve sokaklara 2018 yılının 10 aylık döneminde toplam 150 bin ton sıcak asfalt döküldü. 24 bin metrekare kaldırım taşı döşendi. Başkan Yazgı ve ekibi Aksaray'ı modern ve marka bir şehir haline getirmek için çalışmalarını artan tempoyla sürdürüyor. Ten İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt sezonunun sonuna kadar Aksaray genelinde asfaltsız sokak bırakmamayı hedefliyor. Atlı8 Aksaray Belediye Spor Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kırıkhan Spor'la karşı karşıya gelecek. Atlı8 Aksaray Belediye Spor'la ilk maçına Kırıkhan Spor'la çıkacak olan tecrübeli teknik adam Ertümen Buğday, puan tablosunda 10 puanla 2. sırada yer alan Kırıkhan Spor karşısında mutlak galibiyetle liderliği sürdüreceklerini belirtti.
Zor bir deplasmana gidiyoruz ama biz yıllardır rüştünü ispat etmiş bir takımız, Aksaray Spor'uz. Ne kadar bölgesel bir takım olsak da bizim kalitemiz ikincilik ayarında. Kırıkhan Spor 68 Aksaray Belediye Spor karşılaşması 21 Ekim Pazar günü saat 15'te Hatay'da oynanacak. Aksaray'ın ekranında günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.